Dur, ceketi yanımda. Gel bakalım, hava serin. Üşütürsün, giyelim bunu. Bunu giymemiz lazım. İstemem demiştim. Evet dedin ama hasta olursun. Giymen lazım. Ben getirdim yine de. Al bakalım. Acıktın mı peki? Bir şeyler yemek ister misin? Peki bir şeyler içmek ister misin? İstemem. Sıkıldıysan, yorulduysan dinlene de biliriz. Hiçbir şey istemiyorum. İstersem söylerim. Çok şükür evladımız anasına babasına doğru bir adım attı ana. Çok şükür. Arkası da gelecek oğlum. Milano'muz da alışacak gerçek ailesine, sevecek. Bir bakacağız ki sana dede, bana nene diyor, elimizden öpüyor. Olur mu dersin be ana? Ha? Gerçi baksana Tarık'a da çok düşkün. Fırat gibi değil ki Miran. Benim oğlum baba sevgisinden eksik büyümüştü. O yüzden kolay olmuştu kabullenmesi. Ama Miran öyle değil ana. Daha çok küçük. Başına gelenleri anlaması çok zor. Tarık giderse çok üzülecek. Gitmezse de Baran'la yakınlaşması çok zor olacak. Ne bileyim ana ya. Oğlum. Çocuklar çabuk atlatırlar. Sen merak etme. Hem bizim Miran'ımız akıllı maşallah. Anası babası gibi güçlü, dirayetli. Mayası sağlam, mayası. Üstesinden gelecek, sen merak etme. Doğru dersin be ana. Enseyi karartmamak gerek. Yahu, ya biz bugüne kadar nasıl yaptık ha? Ailece kenetlenmedik mi? Bugün de aynını yapacağız. Olmayanı olduracağız ana el birliğiyle. Olduracağız, olduracağız. Sen hiç tasa etme. Miran'ımıza kavuşacağımız günler yakındır. İnşallah ana. Sıkıldım acaba? Bizimle geldiği için mi? Yani zorlamadık ama. Aklımdan geçenleri bir okuyabilsem keşke. Tatlım, bir şey mi istedin? Böyle sıkıştırıp zorlamak da istemiyorum ama
Ama böyle bir şey yapmadan da içime sinmiyor ki. Öyle. Mutlu mu? Mutsuz mu? Aç mı? Tok mu? Hiçbir şey söylemiyor. O daha çocuk. Acıkırsa dayanamaz, söyler. Sıkılırsa konuşur. Merak etme. Acıktım ben. Acıktın mı? Tamam, ne yemek istersin? Hamburger. Ya da tost. Pizza, köfte. Köfte. Gel bakalım. Şöyle. Siz burada oturun, ben köfte alıp geliyorum. Tamam, bekliyoruz biz. Hayırdır anneciğim? Canı sıkkın gibi. Benim canımı kimse sıkamaz. Bakma. Can düşmanlarıma karşı başımı yere eğdim. Onu yediremiyorum kendime. Ne oldu ki anneciğim? Baran'la konuştum. Tarık'la konuş. Mardin'e gitmesini engelle diye. Ben sana bir şey söyleyeyim mi anneciğim? En doğrusunu yapmışsın. Gerçekten. Bakma. Ben bu durumlara düşmezdim de. Tarık her şeyi elinin tersiyle itince ne yapacaksın? Mecbur. Ay sorma anneciğim ya. Ben de o kadar dil döküyorum aslında ona ama yok. Nuh diyor, peygamber demiyor. Sağ ol kızım. Bir sen kaldın zaten yanımda. Evlatlarıma bile laf geçiremez oldum. Sen hiç merak etme anneciğim. Ben her zaman senin yanındayım. Onlar da er ya da geç anlayacaklar senin her zaman her şeyin en doğrusunu yaptığını. Gördün mü? Suratıma bile bakmıyor beyefendi. Sen hiç merak etme anneciğim. Ben onunla konuşurum.